da Kuzey Amerika'nın en kuzeyinde yer almaktadır. Alan bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan ülkenin başkenti Ottawa'dır. Ülkede Fransızca ve İngilizce birlikte kullanılmaktadır. Ülke yönetiminde parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi uygulanmaktadır. Devlet başkanı ve hükümdarı aynı zamanda Kanada kraliçesi olarak da anılan kraliçe 2. Elizabeth'tir. Kanada çağdaş ve teknolojik alanda ilerlemiş bir ülkedir. Para birimi Kanada dolarıdır. 30 milyon civarında nüfusu olan ülkenin okur yazarlık oranı %99'dur. Kanada Dominion'u Kuzey Amerika kıtasının hemen hemen yarısını kaplayan, yüzölçümü bakımından Rusya Federasyonu'ndan sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi. Doğusunda Atlas Okyanusu, batısında Pasifik Okyanusu, kuzeyinde Alaska ve Kuzey Buz Denizi, güneyinde ise Amerika Birleşik Devletleri vardır. Efendim? Yok anneciğim, bizim okyanusumuz yok. Yok anne. Niye? Biz okyanusa kenarı olmayan bir ülkeyiz. Neden? Çünkü okyanuslar çok büyük denizlerde, biz daha küçük denizlere sahibiz, tamam mı? Çünkü biraz daha kıtanın ortalarındayız. Kıtaların kenarlarında vardır okyanuslar anneciğim. Evet. Şimdi okuyayım mı? Kanada çağdaş ve teknolojik olarak ilerlemiş bir ülkedir. Ve fosil yakıt kaynakları fosil yakıt petrol, benzin anneciğim, tamam mı? Nükleer enerji üretimi ve hidroelektrik güç üretimi imkanları ve enerji bakımından genelde eyaletlere göre farklı farklı renklere boyuyorsunuz. Ama bunu farklı rengi boyamadım. Evet, onu öyle boyamışsın, karışık renk. Bunu da öyle boyadım.